2022 çok tabii ki yoğun geçti. Hem pandemi sürecinin son dönemlerine de olsa yoğun bir pandemi süreci, ardından büyük bir ekonomik kriz. Bunların hepsinin tabii ki hem yerel yönetimlere hem ülke ekonomisine hem de yerele çok büyük etkileri oldu. Bunlarla baş ederken tabii ki zorlandığımız anlar da oldu. Bütün dünyanın, bütün ülkenin zorlandığı gibi çok zorlandığımız anlar da oldu. Ama hepsiyle baş ettik. Her güçlükle baş ettik ve sonuçta iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Birçok hedefimiz vardı. O hedeflerin hemen hemen tümünü gerçekleştirdik. Hatta hedeflerimizin ötesine de geçtik. Bütçe planlaması konusunda tabii ki bütün hem ülke ekonomisi hem belediyeler ek bütçeler yapmak zorunda kaldı. Öngöremediğimiz bir sürü farklı fiyat politikaları karşımıza çıktı. Yani Türkiye çok umulmadık bir yıl yaşadı her konuda. Tarımsal girdiler, ekonomik her türlü girdi. İşte hem ülkenin çiftçisi, hem tarımı, hem sanayisi, hem hane halkı çok zor bir yıl geçirdi. Ama Honaz Belediyesi olarak biz hedeflerimizin hepsine ulaştık. Hatta hedeflerimizin çoğunu aştık. Sosyal tesisler yaptık. Sosyal tesislerimizin hepsini hizmete açtık. Sulama ile ilgili çok önemli projeler yaptık. Kaklık'ta çok ihtiyaç olan bir düğün salonu ihtiyacımız vardı. Onu giderdik ve şu anda hizmete sunduk. Yani deyim yerindeyse 22 mahallenin 22'sine de hizmetleri götürmekte oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Ama tabii ki belediyeler inanın çok zor bir dönem yaşadı. 2023 nasıl olur? Umarım iyi bir yıl geçiririz. İyi bir yıl bizi bekliyordur. Ama bu yoğunluk eğer bu şekilde devam ederse ekonomik sıkıntılar önümüzdeki yılda yine zor geçecek gibi görünüyor. Bütçemiz 62 milyondu. 88 milyona çıkardık bütçemizi. %90'ların üzerinde 95-98 aralığında bir gerçekleşmemiz var. Bütçe gerçekleşmelerinde başarılıyız. Ama tabii ki bizi yek bütçeye zorlayan en önemli unsur gider kalemleri. Yani 8,5 lirayla 9 lirayla başladığımız yakıt giderlerinin 30 TL'ye kadar görmesi, yani yaklaşık 350, %350 gibi zamlar görmesi, diğer girdilerin 5 katına kadar çıkması, elektrik maliyetleri, işte yapı maliyetleri, sabit yatırım giderleri, aklınıza gelecek bütün giderler maalesef 4 kat, 5 kat arttı. Bu artışın yanında tabii ki geliri de artırmak gerekiyor. Çünkü gideri sağlayabilmeniz için geliri artırmanız gerekiyor. Gelir artırıcı bir sürü politikalarımız oldu ama tabii ki merkezi yönetimden gelecek katkının bize ne kadar olacağı önemliydi. Bu konuda maalesef dalgalı bir seyir izledik. Bazen %61 arttı ama üst üste %47, %36 gibi, %40 gibi oranlarda düşüşler oldu. Kümülatife baktığımızda aslında tabii ki maliyet artışlarını merkezi yönetimden gelen bizim ilçemizin hak ettiği pay karşılamadı, karşılamıyor da. Biliyorsunuz işçi maliyetleri, personel cari harcamalar dediğimiz harcamalarda çok önemli artışlar oldu. Bu artışların karşılanması gerçekten çok kolay değil. Bütün gider kalemleri kadar gelir kalemlerini artıramadığımız için zorlandığımız zamanlar oldu. Ama şükür Allah'a ki bugün Honaz Belediyesi'nin ödenmemiş hiçbir kuruma, hiçbir sigorta borcu, vergi borcu, emekli sandığı hiçbir kuruma 1 liralık gecikmiş borcu yok. Hatta biz ayın 25'inde yatırmayı hedef koyduk kendimize. Hiç ayın 25'inden sonraya bırakmadık. Hep o tarihte yatırıyoruz. Yani 5 gün önceden bütün ödemelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki 2023 ne getirir bilmiyoruz. İnanın çok böyle kafamızda oluşan gerçeklikle düşündüğümüz gerçeklik bazen örtüşmüyor. Örtüşmediği için de bazen sıkıntıya düştüğümüz oluyor. Ki özellikle Ekrem Başkan'la biz hem kader arkadaşıyız biliyorsunuz, o da iki seçim yaşadı, biz de iki seçim yaşadık. Biz 2 Haziran'da, o 23 Haziran'da yenilenen seçimleri yaptık.
İkimiz de başarıyla çıktık. Bir kader yoldaşlığımız, kader arkadaşlığımız var. Bu nedenle sağ olsun ne zaman telefon etsek, bir ihtiyacımız var desek her zaman maddi manevi bizim yanımızda yer almaya gayret ediyor. Tabii ki İstanbul çok büyük bir bütçeye sahip, çok büyük bir 16 milyonluk kocaman bir ülke nüfusundaki bir yerel yönetim. Onun da işi çok kolay değil. O nedenle çok da yük olmak istemedik hiçbir zaman. Biz bir otobüs, bir vinç gönderdi sağ olsun. Onu da şu anda aktif olarak kullanıyoruz. İzmir'den Konak Belediye'miz, belediye başkanımız, o sağ olsun yardımda bulundu. Kardeş belediyeyiz Konak Belediye'mizle. Tunç Başkan'la sürekli görüşüyoruz. Özellikle proje ve diğer tarımsal yatırımlar konusunda bize fikir desteğinde, proje desteğinde bulunuyor. Bütün belediye başkanlarıyla aslında dostane ilişkilerimiz var. Belediye başkanlarıyla işbirliğinde ayrıca parti ayrımı da gözetmiyoruz. Yani AK Partili, MHP'li, İYİ Partili diye hiçbir belediyeyi ayrıştırmıyoruz. Hepsiyle görüşüyoruz. Onları hepimiz birer paydaş olarak görüyoruz yerel yönetim sürecinde. Onlarla da doğru ve sağlıklı ilişkilerimiz var. Ben şunu söylüyorum, bilgi neredeyse bize de danışıyorlar, biz de onlara danışıyoruz. Özellikle Denizli Merkez Efendi Belediye'mizde çok üst düzeyde bir işbirliği halindeyiz. Birbirimize her konuda destek oluyoruz, her konuda onlar bizim yanımızda, biz onların yanında oluyoruz. Ben buradan Şeniz Başkanıma da teşekkür ediyorum. Diğer belediyelerimizle de sağlıklı ilişkilerimiz var. Özellikle Serinhisar Belediye Başkanımızla, Bozkurt Belediye Başkanımızla, Babadağ Belediye Başkanımızla. Yani kurumlar arası ilişkilerimiz gayet güzel. Ben şunu söylüyorum, 11 Büyükşehir Belediyesi, Türkiye nüfusunun çok önemli bir bölümünü yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yerel yönetimler konusunda gerçekten harikalar yaratıyor. Tıkır tıkır işleyen belediyeler demiştik. Bütün zorluklara, bütün işte ekonomik krize, sağlıkla ilgili krize rağmen sorunlarla baş edebildik ve bu noktaya geldik. Ben her şey güzel olacak demiştik slogan olarak. Gerçekten her şey güzel oluyor. Tabii ki 2023'ün öncelikle sağlığın yanında varsılık getirmesini, sorunların ortadan kalkmasını, hak, hukuk ve adaletin gerçekten bütün kurumlara yayılmasını, adaleti dağıtanların da bir gün adalete ihtiyaç duyabileceklerini söylemek isterim. O nedenle adalet dağıtılırken hak ve hukuk, adalet kavramları gerçekten çok özel ve güzel kavramlar. Bunu herkese eşit dağıtsınlar. Hiç kimseye farklı uygulamalar yapmasınlar. İçtihat dediğimiz içtihatları doğru yerinde uygulamalarla götürsünler. Ülke gerilmekten bıktı. Ülke yoruldu. İnsanımız yoruldu. Sokağa çıktığımızda o bizim Anadolu geleğinden gelen kucaklaşmalar yavaş yavaş gerginliklere, yavaş yavaş maalesef bitkinliğe, yorgunluğa doğru dönüştü. İnsanlar birbirini gördüğünde yüzünü çevirir hale geldi. Bu gerginlikten yorulduk. Umarım 2023 hem Millet İttifakı'nın iktidar olduğu bir yıl, hem insanların birbirini kucakladığı, herkesin birbirine iyi, güzel yürekle, temiz yürekle baktığı, sağlıklı, bütün dünyanın da büyük sorunları üstesinden gelebildiği, savaşların olmadığı, özellikle Ukrayna savaşını, Rusya savaşı, gene Balkanlarda bir savaş şu anda alevlenmek üzere Sırbistan-Kosova arasında. Yani savaşların olmadığı, çocukların Afrika gibi geri kalmış dünyanın az gelişmiş bölgelerinde, Afganistan gibi uzak doğuya yakın bölgelerdeki ülkelerde çocukların sağlıklı olduğu, çocuk ölümlerinin olmadığı, insanların özellikle de üstüne basarak söylüyorum, çok içimize maalesef yakıyor, kadın cinayetlerinin, kadına baskının ve şiddetin olmadığı bir Türkiye. Özledik bu Türkiye'yi. Umarım yeni Türkiye, yeni yıl, yeni yüzyıl, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı bu söylediklerimin hepsini aşmış ve varsıl, bütün dünyayla iyi ilişkileri olan, kavga etmeyen, birbiriyle kavga etmeyen, kendisiyle kavga etmeyen ve komşularıyla kavga etmeyen bir ülke haline gelsin. Hepimiz mutlu olalım. Mutluluk güzel bir psikolojik durum. Mutlu olan insan
üretir. Mutlu olan insan sağlıklıdır. Mutlu olan insan yanındakine de fayda getirir, uzağındakine de fayda getirir. Ben o yüzden önce dünyaya bu iyi dileklerimi sunarım. Tabii ki Honaz varsıl bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle kişi başına ilçe bazındaki gelirin 25 bin dolarlar düzeyine çıktığı, dünyanın bütün bölgelerindeki kendi ölçeğimizdeki ilçelerin ekonomisiyle, üretimiyle rekabet edebildiği bir Honaz özleminin içindeydik. Bunu şükür Allah'a başarabiliyoruz. Daha da yükseklere çıkacak. Bizim İsviçre'nin, İsveç'in, Danimarka'nın, Hollanda'nın ilçelerinden bir farkımız olmamalı. Çünkü biz onlardan daha üretkeniz, daha çalışkanız, daha verimli topraklar üzerindeyiz. Umarım güzellikler bizim hep yanımızda olur. Ben herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyorum.